Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. Birinci ünite kavrama testi 17 doğal sayılarda problemler konusundayız arkadaşlar. Birinci sorumu büyütüyorum. Dikdörtgenin alanı kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu şeklinde bulunur. Kemal kenar uzunlukları 40 cm ve 60 cm olan dikdörtgen şeklindeki el işi kağıdının kısa kenarının 6 cm'lik, uzun kenarının 9 cm'lik kısmını kesmiştir. Buna göre geriye kalan kağıdın bir yüzünün alanı kaç cm karedir? Arkadaşlar bakın kısa kenarı 40 cm'ydi. Kemal bunun 6 cm'sini kesiyor ve geriye 34 cm'si kalıyor. Uzun kenarı 60 cm'ymiş. 9 santimetrelik kısmını kesmiş arkadaşlar. Geriye 51 santimetresi kalır. 34 çarpı 51'den arkadaşlar kalan kağıdın bir yüzünün alanı 1734 santimetre kare olarak geldi. A şıkkımı işaretledim. İkinci soruma geçiyorum. Gamze Hanım mutfak tezgahına özdeş bardaklardan şekil 1'deki gibi bir bardak koyduğunda bardağın yüksekliği 2 üzeri 4 cm'dir. Yani arkadaşlar 16 cm'dir. Şekil 2'deki gibi 2 tane iç içe koyduğunda yükseklik 22 cm olmaktadır. 22'den 16'yı çıkarıyorum, 6 cm. Yani bakın buradaki yükseklik 6 cm. Buna göre 10 tane bardak iç içe konulduğunda şeklin yüksekliği kaç santimetre olur? Arkadaşlar bu 6 santimetrelik yükseklikten 10 tane bardak iç içe konulduğunda kaç tane olur? 9 tane. Neden? Çünkü her zaman bir eksiği olacak. 10'dan 1'i çıkardık. 9 tane 6 santimetrelik çıkıntı olduğunu bulduk. Yani 9 çarpı 6 54. Sonra arkadaşlar bakın bardağın yüksekliği ne kadardı? 16 santimetreydi. 54'e 16'yı ekledim. Ve şeklin yüksekliğini 70 santimetre olarak buldum. Bir restoranda 110 santimetre genişliğindeki masalar aralarında 80 santimetre boşluk oluşturacak şekilde iki duvar arasına yan yana dizilmişlerdir. Yerleştirmede ilk ve son masa ile restoran duvarı arasındaki mesafede 80 santimetredir. Bu restoranda yukarıdaki gibi 14 masa yerleştirildiğine göre iki duvar arasındaki mesafe kaç santimetredir? Arkadaşlar 14 tane masa var. Masaların genişliği 110 santimetre. 14 çarpı 110. Peki 14 çarpı 110 kaçtır arkadaşlar? 1540 santimetredir. Şimdi neye geleceğim arkadaşlar? Ben boşlukların toplam uzunluğunu bulacağım. Boşlukların toplam uzunluğunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Kaç tane boşluk varsa onu 80 ile çarpacağım. Peki sizce arkadaşlar kaç tane boşluk vardır? Şöyle söyleyelim. 14 tane masa varsa arkadaşlar bakın 14 tane masa varsa bu aralarında arkadaşlar 13 tane boşluk vardır. Burada 14 oldu, burası da 15 oldu. Yani toplamda 15 tane boşluk vardır. Şöyle diyebiliriz. Mesela 3 tane ağaç. 3 tane ağacın arasında kaç boşluk oldu? 1, 2. Dolayısıyla 14 masanın arasında da 13 boşluk olacak. Ve ilk ve son masa ile restoran duvarları arasında da boşluk var. Yani 2 boşluk da buradan geliyor. Toplamda 15 boşluk yaptı. Boşluklar ne kadardı? 80 santimetreydi. 15 çarpı 80 diyoruz. 1200 santimetrede boşluklar geldi. Masaların toplam genişliği 1540'tı. Toplayalım. 1540 artı 1200. 2740 santimetre oldu. C şıkkımı işaretledim.
Balıkesir'de düzenlenen atık kağıt toplama kampanyasında bir yıl içerisinde toplam 54 ton atık kağıt toplanmıştır. Yukarıda verilen afişe göre toplanan atık kağıt ile kaç adet yetişkin ağacı kurtarabiliriz? 1 ton ile 16 yetişkin ağaç kurtarılıyor arkadaşlar. 54 ton ile ne kadar kurtaracağız? Onu bulacağız. Ne yapıyoruz? 54 ile 16'yı çarpıyoruz. 16 864 yapar. D şıkkımı işaretlerim. Aşağıdaki kitaplığın her bir rafına en fazla 28 kitap yerleştirilebilmektedir. Yukarıda verilen kitaplığa 255 kitap yerleştirildiğine göre kitaplık en az kaç raftan oluşmaktadır? Bir rafın arkadaşlar en fazla 28 kitap yerleştiriliyor. 255'i geliyorum ben 28'e bölüyorum. 2'nin içerisinde 28'den yok. 25'in içerisinde yok. 255'in içerisinde arkadaşlar 9 tane var. Peki 9 kere 28 kaç yapar? 252 yapar. Çıkardığım zaman 3 kaldı. Yani 9 tane rafa 252 tane kitap yerleştirebiliyorum. Ama 255 tane kitap varmış. Bu 3 kitap içinde bir raf daha gerekir. Yani 9 artı 1'den en az 10 raftan oluşmalıdır. Aşağıda Erdem'in ajandasındaki 2022 yılına ait Haziran ayı takvimi gösterilmiştir. Erdem Haziran ayı boyunca hafta içi her gün 35 sayfa, hafta sonu cumartesi günleri ise 54 sayfa kitap okumuştur. Erdem pazar günleri kitap okumadığına göre Haziran ayında toplam kaç sayfa kitap okumuştur? İlk önce arkadaşlar kaç gün hafta sonu onu bulalım. Pardon, kaç gün hafta içi? Bakıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 hafta var. 4 haftada 5'er günden 20 tane hafta içi var. Her gün 35 sayfa kitap okuyor. 20 çarpı 35'ten arkadaşlar. Burası bize 700 sayfa olarak gelir. Devam ediyorum. Kaç tane cumartesi var arkadaşlar? 5 tane cumartesi var. 5 çarpı 54'ten arkadaşlar. Cumartesi günleri de toplam 270 sayfa kitap okumuştur. Bakın hafta içleri 700, cumartesi günleri 270, toplamda 970 sayfa kitap okumuştur. B şıkkımı işaretledim. Yukarıda kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı olan kırmızı ve mavi çubuklar kullanılarak aşağıdaki dikdörtgen oluşturulmuştur. Buna göre oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar şimdi bakalım. 1, 2, 3. Pembe çubuktan ya da kırmızı çubuktan 3 tane koymuş. 20, 20, 20. Burası 60 santimetre yaptım. Buralarına da 5 ekliyorum. 70 santimetre oldu. Bakın burası 70 santimetre. Karşıda buraları da 5, 5. 70'ten aşağıdaki 5, 5'i yani onu çıkarıyorum. 60. Mavi çubukların uzun kenarının uzunluğunu 30 santimetre olarak buldum. Bakın buraları 30 santimetreymiş. Çevresini istiyor benden. Kısa kenarı uzun, ay pardon, kısa kenarı 30, uzun kenarı 70. Kısa kenarı ile uzun kenarını toplayıp 2 ile çarpacağım ve burası 200 santimetre yapacak. C şıkkımı işaretledim. Bir marangoz 756 santimetre uzunluğundaki tahtayı 36 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayıracaktır. Marangozun her bir kesimi 7 santimetre sürmektedir. Buna göre marangoz kalasının tamamını toplam kaç saniyede parçalara ayırır demiş bana. Arkadaşlar şimdi biz gelelim 756'yı 36'ya bölelim. 756 bölü 36. 21 tane parça elde edecek. 21 parça için 20 defa kesim yapmalıdır. Kesimlerin biri 7 saniye sürüyormuş. 20 çarpı 7'den toplamda 140 saniyede arkadaşlar marangoz işini bitirmiş olur. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.